Bodrum Belediyesi'ne ait binada yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Kortan Restoran geçen ay tahliye edildi. Restoranın tahliyesinin ardından işletme sahiplerinin mülkiyeti hazineye ait arazi üzerinde bulunan ve imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi aldıkları eklentilerin belediye ekipleri tarafından yıkılması krize neden oldu. İşletme sahipleri yıkımla ilgili adli süreç başlatacaklarını söyledi. İlçede Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde büyük bir kısmı Bodrum Belediyesi mülkü olan binada 1973'ten beri faaliyet gösteren Kortan Restoran, belediye sözleşme yenilemeyince tahliye edildi. İşletme sahiplerinin geçmiş yıllarda komşu parseldeki hazine arazisi içerisinde yaptıkları depo ve tuvalet gibi eklentilere ise imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi aldığı öğrenildi. Dün akşamüstü saatlerinde binaya gelen Bodrum Belediyesi ekipleri yapı kayıt belgesi alındığı ifade edilen depoyu yıktı. Belediye ekipleri bu sabah da ekipmanlarla binaya gelince işletme yetkilileri polis ekiplerine haber verdi. Belediye ekiplerinin bugün öğle saatlerine kadar herhangi bir işlem yapmadığı bildirildi. Kortan'ın işletmecileri hazineye ait parsele yapılan eklentilerle ilgili yapı kayıt belgeleri aldıklarını ve kullanım hakları olduğunu, Bodrum Belediyesi'nin yıkım kararı olmadan bu eklentileri yıkmasınınsa hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Kortan Restoran'ın 3. nesil işletmecilerinden Alican Günaydın, Kent Haber'e yaptığı açıklamada, tahliyenin ardından Bodrum Belediyesi ile davalık olduklarını belirterek şunları dile getirdi. Biz yaklaşık Kortan Restoran olarak 50 yıldır hizmet veren bir işletmeyiz. 1973 senesinden beri hizmet veriyoruz burada. Ve Bodrum'da gerçekten turizmin tam olarak bilinmediği yıllardan beri bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani biz 4 sene önce Bodrum'da turizm gelişiyor ya da işte ciddi anlamda burada bir para kazanma ihtimalimiz var diyerek buraya gelmedik. 1973 senesinde ailecek geldik ve bildiğimiz iş olan restorancılığı burada yapmaya başladık. Kendimizce de güzel bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ama maalesef ki belediyemizin bu sene bizim buradan tahliye olmamızla alakalı ciddi anlamda ısrarları oldu ve bu noktada bize bir dava açtılar. Bizim burada işgalci olduğumuzu söylediler. Biz de bu işgalci olmanın tutumuna karşı hukuki olarak işgalci olmadığımızı, burada hala kiracı olduğumuzu kendilerine belirtmek için bir davada bulunduk. Ama bu davamız henüz sonuçlanmadı. Ama maalesef ki Kortan Restoran olarak şu anda biz burada herhangi bir koruyucu bir unsur yok. Yani herhangi bir tedbir alamadık. Ama bu işin sonunda biz burada hukuki olarak başarılı olabiliriz ve burada kiracılığımızı ispatlayabiliriz. Hukuk nezdinde şu anda herhangi bir sonuçlanmış bir durum yok. Biz bunu belediye başkanına da ilettik ama maalesef ki o bu şekilde bir tutum sergilemedi bize karşı. Bizim uyarılarımıza rağmen bizi buradan tahliye etti. Biz de aile olarak bu süreci açıkçası atlatmaya başlamıştık yavaş yavaş. Yani çünkü takdir edersiniz gerçekten zor bir durum. Biz bunun haberini aldık. Bir anda burada bizim yapı kayıt aldığımız yerlerle alakalı belediyenin bir yıkım gerçekleştirdiği haberini aldık. Bunu mesai saatinin bitimine doğru 5 gibi başlattılar ki biz herhangi bir şekilde hakkımızı savunmakta zorlanabilelim. Ama biz gerçekten şu ana kadar herhangi bir şekilde bir demeç vermedik, herhangi bir şekilde belediyemizle karşılıklı olarak herhangi bir tartışma içerisine girmedik. Ama bu dakikadan sonra bizim şöyle pandemi döneminde yangından mal kaçırır gibi sokağa çıkma yasağının olduğu bir süreçte gelip bunları yapması bizim için gerçekten üzücü bir durum. Yani bu konuyla alakalı gerçekten insanlardan yardım bekliyoruz ve bu noktada birilerinin bir şey yapması gerektiğine inanıyoruz. İnsanların bu durumu doğru öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz. Dün gelip burada yapı kaydımız olan bölgeyi yıktılar. Burada bir yapımız vardı ve bu yapıyı kayıt altına almıştık. Burada bir tentemiz vardı, şu anda görmüş olduğunuz gibi tentemiz yok burada. Siz geldiniz, basın mensuplarının gelimiyle beraber zaten belediyedeki görevli arkadaşlar da gittiler. Yani gündüz buraya işlem yapmaya geldiklerinde biz polis davet ettik, polis çağırdık buraya. Polis çağırdıktan sonra biz buraya temizlemeye geldik dediler. İşleme başlayacak insanlar bir anda durdular ve yaklaşık 2 saattir, 3 saattir burada bekliyorlar. Sizin buraya gelmenizle beraber kendileri de burayı terk ettiler. Alican Günaydın, 17 Mart'ta belediye mülkünü boşaltarak teslim ettiklerini belirterek, dünse belediyeye ait olmayan bir parsel üzerinde hukuksuz işlem yapıldığını iddia etti ve şunları söyledi. Biz yaklaşık yarım asırdır burada Bodrum Belediyesi'nin kiracısıyız. Kiracısıydık daha doğrusu. Bizim yapı kayıt, mesela bizim kiracılık olan bölgemizde herhangi bir yapı kayıt başvurumuz hiçbir daim olmadı.
Daha sonrasında kendileri bizi bizimle sözleşme evlemediler. Bizi tahliye etmek istediler. Bizim de yürütmeyi durdurma idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. İlk başta yürütmeyi durdurma aldık. Daha sonrasında yürütmeyi durdurma kararımız kaldırıldı. Biz de 17 Mart itibariyle anahtarlarımızı paşa paşa teslim ettik. Lakin şimdi kiracılık ilişkimiz olmayan parseller burada mevcut. Mesela 5 parsel var. Mutfak ve tuvaletlerimizin olduğu bir bölge. Hemen zaten şurada görürsünüz. Çıkıntılı bir durum. Ön parsel yani çarşı tarafına da bakan da bir bina. Burası 5 parsel diye geçiyor. Burada bir yapı kaydımız söz konusu. Bu belediye mülkiyeti 6 parsel diye geçiyor kiracılık ilişkimiz olan. Burası 104 metrekare diye geçiyor kiracılık ilişkimiz. Fakat burası da 148 metrekarelik 6 parsele dahil olan 53 metrekarelik bir alan. Burada herhangi bir kiracılık ilişkimiz söz konusu değil. Tam buradan itibaren de hazine parseli. Burada da bir yapımız var idi. Zaten dün bir gördük. İşte ki burada da yapı kaydımız vardı. Zaten dün bir gördük. Yıkıma başlamışlar. Ben soruyorum. Herhangi bir mahkeme kararımız var mıdır? Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı bizim yapı kaydımızı iptal etmiştir. Amenna. Yani yıkarsınız da yaparsınız da diyebilecek bir durumumuz yok. Kaldı ki illegal bir başvurumuz da yok. Gayet yasal çerçeve içerisinde almış olduğumuz bir başvurusunu yapmış olduğumuz, düzenlemiş olduğumuz yapı kayıtları. Mahkeme kararı var mı? Yapı kayıtlarımızla alakalı diye sordum. Başkan Bey, makamını biliyorsunuz. Buyurun Başkan Bey, gidebilirsiniz. Biz Başkan Bey'in emriyle geldik. Yani tamam geldiniz, o zaman bana bir yıkım kararı. Hani şunu anlarım, bir karar çıkmıştır. Belediye parseliyle alakalı bir karar çıkmıştır. Ya zaten şeriatın kesinlikle kaçınmaz. Zaten buna yani bir diyebileceğimiz bir şey olmaz. Ama lakin sizin hakkınızda, sizin tasarrufunuz dahilinde olmayan bir parsele yapı kayıt belgesini, düzenlenmiş olan yapı kayıt belgesinin iptali söz konusu olmadan siz bu ne cüretle gelip kalksınız? Neye dayanarak? Hangi kanuna dayanarak? Yok idi ama tabii 15 Temmuz maalesef yaşanan bu 15 Temmuz darbe girişimi, patlayan bombalar, Bodrum'daki ardı ardına bitmeyen depremlerle beraber aksaklıklar yaşadık. Bunun akabinde tam borcumuz oluştuğunda 400 bin lira nakit olarak belediyeye bir para yatırdık. Aynı zamanda devlet yapılandırma kanununda faydalandık. Herhangi bir taksitlerinde aksatmadık. Aksamış yani patlayan bir yapılandırmamız söz konusu değil. Lakin bir totalde bir sene içerisinde de 800 bin liralık yapmış olduğum bir ödeme vardı. Yani şimdi benim güncel borcum sene için geçmiş döneme ait benim borcum yok. Devlet yapılandırma kanunuyla yapılandırılmış. Bununla beraber de taksitlerimi ödediğim bir durum söz konusu. Artık yani tamam bir şey diyemedik. Yani burası belediyenin mülkiyeti. Almak ister, alır. Kira sözleşmesi yapmak istemez ki kiracılık tespiti davamızı da açtık. Yani buna gittik zaten bir herhangi bir haksız bir harekette de bulunmadık. Konuyla ilgili Bodrum Belediyesi'nin de bir açıklama yapması bekleniyor.